Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ta gündemde olacak isimlerden birisi gibi görünüyor ki hocam Masuaku ile Beşiktaş zaten sözleşme uzatmıştı. Umut Meraş'ın olası bir ayrılığı gündemde gibi olacak gibi görünüyor. Böyle olunca oraya bir takviye daha özellikle hem Masuaku'yu zorlayacak ya da zaman zaman formasını alacak bir isim Rıdvan olabilir ama Rıdvan Ekim ayından itibaren çok az maç oynadı Rangers'ta. Fakat Ocak transfer döneminde ya da daha doğrusu işte Şubat transfer döneminde dönmedi. Yani kalmaya çalıştı, direnmeye çalıştı. Sizce Rıdvan Yılmaz yani Beşiktaş özelinde de değil yani Türkiye'ye döner mi? Dönerse adresi Beşiktaş mı olur? Şimdi Rıdvan Yılmaz'ın kulübü yeterince forma şansı bulamadı, oynamasını istiyor. Değil mi? Açıklama bu. Şimdi Beşiktaş'ta şu an Masuaku'nun yerinde oynatılabilir mi? Şu an yakın ihtimal gibi gelmiyor bana. Ben olsam Rıdvan'ın yerinde, Rıdvan'ın kariyer planında kesinlikle oynaması gereken. Yani şimdi biraz Türkiye'ye dönmek ya da hele de kulübüne dönmek ona biraz kolaylık sağlayacaktır. Biraz konfor sağlayacaktır ama ben bu konfora girmemesini tercih ederim. Rıdvan Yılmaz'ın kariyer planına katkım olsa oyun muhakkak mutlak surette oynama sayısının çok daha artmış olacağı, artacağı bir takım seçmesini isterim bir Türk futbol sever olarak. Türkiye milli takımını temsil etmiş bir genci biraz daha fazla bu sahalarda görmek isterim işin doğrusu. Beşiktaş'a gelirse Masuaku'yla iki ayrı bir bek tipi. Umut Meraş'ın olası ayrılığında oraya götürülebilir mi? İşte burada oyun planları devreye girer. Biliyorsunuz Rıdvan'ın en çok katkı yaptığı dönemlerden bir tanesi bu orta sahaya dörtlü olan orta sahanın kenarında oynadığı dönemdi. Hücumcu bir bektir. Çok çabuktur ama tabii ki Masuaku'daki boy dezavantajı kullanılacağı yere göre, mevkiye göre öne çıkabilir. Ben oynayacağı bir yerde olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Serkan abi, Rıdvan Yılmaz dediğim gibi yani ara transferde dönmeyince ben açıkçası bir Avrupa kariyer hedefinin hala devam ettiğini düşünüyorum. Hala da öyle düşüncem o yönde ama yaz transfer döneminde yeniden bu topraklara gelirim. Ben özür dileyerek başlayayım. Rıdvan bu yaşta aslında çok daha fazla ilgimi hak eden yaptığım işten dolayı bir kişi. Takip edemedim. Bir sakatlığı falan var mı? Yok. Bir dönem bir ufak bir sakatlık oldu şey ama de olur çok hocam. şey değil. Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim hocam. Ağustos, Ekim arası oldu. Ekim'den sonra da çok az forma Lütfen yanlış anlaşılmasın. Rıdvan çok üzerine koyarak, gelişerek giden bir çocuk ama ben hani çok önemsediğim bir sol bek değil. Yani açık konuşmak gerekirse. Performans olarak. Evet. Ben beğenmem. Açıkçası yurt dışını bir fırsat olarak görmüştüm. Adını bile duymadım. Hani ben de takip etmedim tamam da. Hani insanın da önüne haber düşer değil mi? Rıdvan gittiği takımda şunu yaptı bunu ya. Hiçbir şey Çok yok. az oynadı. Ben sürekli Çok takip az ettim. Çok çok az oynadı. oynadı. İşte niye çok az oynadı? Niye Cengiz Ünder hala kıta Avrupa'sında üst düzey liglerde dolaşıyor? Ya da Enes Ünal. Niye ya da Çağlar? Çağlar'la kimler ilgileniyor şu anda? O 6 ay falan yedek kaldı ama Çağlar her zaman yani ne olacak? Bazı oyuncular 11 oynayacak, bazı oyuncular yedek kalacak. Böyle yedek kalmalara can kurban. Çağlar milli takımında vazgeçilmezi. Şimdi de çok iyi transfer yapacağı konuşuluyor. Atletico Madrid Hatta diyorlar ya. İmzaladığı konuştu. Ya Rıdvan... Ben Rıdvan hocam çok özür dilerim. Siz şimdi teknik adamsınız ve futbol adamısınız. Benim kadar hoyrat konuşamazsınız. Yani Rıdvan Beşiktaş'tan ayrılmasını yadırgadığım bir oyuncuydu. Biraz erken olmuş olabilir. Ben yanılıyor olabilirim. Ama Beşiktaş yerli oyuncu bilmiyorum. Yani Umut Meraş, Rıdvan Ensakala buralar değil Beşiktaş'ın sol bek standardı bence. Rıdvan için Rangers şöyle iyi bir şanstı. Yani sol beklerini satmışlardı zaten. Evet. Ayaksa sattılar Yine de sanki değil mi? oynayamadı. Öyle hatırlıyorum. Ama işte kesemediği oyuncu da şu an Barišić yani. Hırvat milli takımının havuzunda olan isimlerden birisi ama Rangers'ta olabilirdi diye düşünüyordum ben hocam. Biraz benim için hayal kırıklığı oldu. Şöyle aslında Beşiktaş dönemine geldiğinizde Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ın dışında bir takımda olsaydı transfer döneminde Beşiktaş'ın ilgisini çeker miydi? Bence çekmez. Çekmezdi. Ama o dönem Sergen Hoca özellikle çok katkı yaptı. Altyapısından yetişen bir oyuncuyu o anki performansıyla değerlendirdi. Bu tür çocuklar, yani bu tür oyuncularımız aslında ilk o söylediğiniz bir şeye ek olsun bu. Biraz kendi yerlerinde daha olgunlaşmalı, daha performansları üste çıkmalı. Çünkü bu şansı başka yerde elde edemezler. Burada
altyapıdan yetişme toleransı aslında. Çoğu zaman karşısında da çok durum yaşıyoruz ama Rıdvan için eğer A takıma çıktı, Sergen Hoca gibi bir hoca da seni oynattı ve verim aldı. Verim de aldı o sene tabii yani. Bunu böyle bir kıyaslamak lazım. Dışarıda olsaydı tercih edilecek bir bek olmayabilirdi. İçerideyken kullanıldın, bence bunu biraz devam ettirmek lazım idi diye düşünüyorum. Çok doğru bir seçim bir de olmamış. Hocam, rakamlar üzerinden konuşalım son olarak Rıdvan Yılmaz konusunu. Sonra Aberdeen'e karşı 90 dakika oynadı ayın 7'sinde. Çok önce, sevindim. 3 gün önce. Ama şöyle söyleyeyim, maç boyunca top kaybı 15. Bu yani yüksek açıkçası. Onun dışında 6 ortası var, isabetli ortası yok. Abi şimdi şöyle bir durum var. Evet, eskiden fizik üstünlüğün çok önemli olmadığı mevkilerdi bekler. Ama ya öyle şimdi öyle Bayern Münih'te bu boyda bek falan göremezsin. Bence de Chelsea'de biraz göremezsin. Yani özellikle işte o Britanya'da yani en azından savunmaya yardım edip orada gibi. Bir kornerde kafa topu çıkartabilecek kadar boy istiyor artık. İşte burada seçilen ligi kastettim aslında. Aynen. Yani o İskoç liginde bile gösteremediyse kendini. Şimdi daha oynama tandansı ligler işte Hollandalar, İspanyalar hani biraz daha burada şey yapabilirdi belki ama o lig şeyi derecesi o tarafın altında bile olsa fiziksel şeyi çok da önde bir lig. Ve burada var olmamış olmasından dolayı üzgünüm. Abi iyi bir sol bek çok fark yaratır. Fenerbahçe Alios gibi bir adamı nasıl bu kadar kötü kullandı inanamıyorum. Aynı Alios ki Galatasaray'da olsa acaba ne olurdu? Daha farklı olurdu bence. Daha farklı mı olurdu? Taraftarın sevgilisi olurdu. Bence oynayan stoperlerden daha iyi durumda Perez şu an. Bir de onu da oradan kaybediyorsun. Ama Alioski kendi standardında da çoğu maçı oynamadı. Onu da söyleyeyim. Buna rağmen. Evet, buna rağmen diyorum ben zaten. Tabii. Yani Alioski müthiş oynuyor da hoca oynatmıyor da değil yani. Alioski 10 üzerinden 9 sol bek harika oynadı demiyorum ben. Değil. Ama bu Alioski Adekugbe'yle, Dubois'la, Emre Taşdemir'le ve son olarak bence çok iyi oynadı son maçında. Kazım Can'la o bölgeyi kotarmaya çalışan, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da olsaydı şu an taraftarda sırtında Alioski yazan formalar görürdün tribünde. Bak ciddi söylüyorum sana. Gittiler bu çocuğun üstüne Osterwald'i aldılar ya. Aldılar ve yok. Yok onunla yani. İlgili de bir 7 milyon euro. Yani hokus pokus fazla defansif çıktı demiş. Fazla defansif çıktı demek. Çıktı derken demek yani ya. O hani hocam ifade bir garip değil mi? Ben söylerdim ya garip tanımadan. Çok garip. Hocam şöyle söyleyeyim yani siz, yani bana bile deseler hani örneğin. Sen de çok defansif çıktın. Hayır öyle öyle. ben ama defansif seviyorum ya. Oynarken hep stoper oynuyordum zaten. Bana bile sorsalar ya Osterwolde diye bir oyuncu var. Ne diyorsun deseler örneğin. Ya bir arkadaşım dese. Boş ver ama. Bir şekilde hayır bir şekilde bir yerden açarız, buluruz. Daha profesyonel seviyede daha önemli görüntülerini buluruz. Nefis yaklaştık yani konuya. Yani baktık yani şimdi defansif çıktı diyemeyiz biz bu oyuncuya. Yok. Çünkü biliyoruz yani. Ben daha da ileri götürüyorum. Gördüm arttırıyorum. Bana sordun sen beni uzman sandın yanlışlıkla. Fenerbahçe'ye Osterwald'i düşünüyoruz dedin. Ben de almayın. Nasıl tanıyor musun? Yok. Niye almayın? Ya zaten aldıklarınızın çoğu kötü çıkıyor. Bu bir. İki. Elinizde Alioski var. Zorda kaldığınızda oynatacağınız Ferdi var. Siz çıkartabileceğiniz, satabileceğiniz oyuncular varsa size şöyle net bir golcü alalım. Çünkü elinizdeki pozisyon itibariyle tek gerçek nokta santrfor Serdar. Doğru. Hani mesela bak ben futboldan anlamıyorum ha. Osterwald'i de hiç tanımıyorum. Yolda görsem tanımam hala bak. Fenerbahçe'nin futbolcusu bu adam. Ben birazdan çıksam gideceğim alışveriş merkezinde görsem tanımam adamı. Tipini bilmiyorum. Fenerbahçe'nin sol beki 7 milyon euro. Şimdi o yüzden diyorum ki sana ne laptopu abi? İnternete bağlı değilim. Dağın başında oturuyorum. En son maçımı 10 yıl önce izlemişim. Ama Türk futbolu Allah. Deneyimim var. Bak beni aradılar dediler ki Serkan Osterwald'i alalım mı? Mevki ne? Sol bek. Ben o arada biraz daha hikayeleştireyim mi? Serkan abi şey kırıyor. Odun kırıyorum. Elektrik yok bulunduğum ortamda. Tesadüfen şeyle dumanla haberleşiyoruz. Karşı şeyden Osterwald'i alalım mı diyor. Mevkisi ne diyorum? Sol bek diyor. Almayın abi. Çünkü duman, aldığınız 10 oyuncudan 8'i. Alma. Duman işaretini gördüm. Aynen. Aldığınız 10 oyuncudan 8'i zaten yanlış. Benim haklı çıkma olasılığım çok yüksek.